şehrin en önemli gelişmişliği oradaki yetişmiş insan gücü. Müzikte, sporda, özellikle takım oyunlarında sizin çok başarılı olmanızı istiyoruz. Sizin fiziken gelişmenizi istiyoruz. Ruhen gelişmenizi istiyoruz. Ahlaken gelişmenizi istiyoruz. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün burada ben sporcunun zeki, çevik ve en çok da ahlaklısını severim diyor. Dolayısıyla bizim amacımız ve vaadimiz sizi her yönden geliştirmek. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Bir takım oyununda ben kendi evladımdan biliyorum. Oğlumu da eşim mümkün olduğu kadar basketbola gönderir. Her yönden gelişmesini, takım oyununun getirdiği gücü ve onun bireysel değil, ben değil, biz diyen anlayışla yetişmesini çok önemsedim. Ve bir anne olarak da basketbolun, takım oyunlarının ne kadar çocuğumu rahatlattığını, mutlu ettiğini şahit oldum. Bunun geliştirilmesi, çünkü bizim şehrimiz çok genç bir nüfusumuz var. Bu büyük bir zenginlik. Bunu fırsata dönüştürebilir ve her alanda sizin gelişmenizi sağlayabiliriz. Basket de burada en önemli yükselen spor alanımız. Çünkü orada sizin pas vermeniz, sonuca gitmeniz, puan almanız elbette çok önemli. Ama daha da önemlisi yeni arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Birlikte beraberce hareket etme gücü ve kabiliyetine ulaşıyorsunuz. Ve bunun ne anlama geldiğini görüyorsunuz. Bu hayattaki başarınız için de çok önemli. Master kızlarda geçen yıllardan sonra genç kızları alacağız. Yavaş yavaş genç kızları da